tevfik-i ilahi refiki olan adam, yani Cenab-ı Hakk'ın yardımı kendisine yanında olan, Cenab-ı Hakk'ın yardımına mazhar olan bir adam, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Tarikat tasavvuf demektir. Tarikat tasavvuf ilmi demektir. Yoksa herkesin bir tariki vardır, bir yolu vardır. İyinin de, kötünün de, sarhoşun da bir yolu vardır. Tarik bir yolu vardır. Tarik yol demektir yani. Tarikatın, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Kim? Allah'ın kendisine yardım ettiği bir insan. Bu kim? Hazreti Bediüzzaman. Evet, Kur'an'dan hakikati tarikatı, yani tasavvufun esasını, özünü, aslını, hakikati tarikatı, tasavvufu yapmadan, tasavvuf yoluna girmeden feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Şimdi terbiye metotları 3. Hazreti Bediüzzaman gelene kadar 2'ydi alem-i İslam'da. 2 terbiye metodu vardı, manevi terbiye metodu. 1 sahabenin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile olan muamele tarzında doğrudan doğruya Kur'an hakikatleriyle, iman hakikatleriyle irşad olmak. Velayet-i Kübra mazharları bunlar. Bunlar Velayet-i Kübra ashabı. Sahabenin tamamı, tabiinin büyükleri, tebe-i tabiinin en büyükleri bunlardandır. Bir de her 100 senede bir geleceği haber verilen mübarek zatlar bunlardandır. Bu terbiye tarzı nevi şahsına münhasır bir terbiye tarzıdır. Bunda gölge, efendim kışır, kabuk bir şey yok. Doğrudan doğruya şeriattır, doğrudan doğruya nefs-i şeriatla amel etmektir. Sahabenin tamamı böyledir. Ondan sonra da dediğim gibi tabi'in ve tebe-i tabi'in geliyor. Ondan sonra da her asırda gelen büyük zatlar var. Asriye mertebesinde. Şimdi Hazreti Üstad, yani Türkiye'de tarikat deyince ne anlaşılıyor? Yol mu anlaşılıyor? Tarikat deyince bir şeyhe intisap eden, tasavvuf ilmiyle terbiye metoduna giren, kendisine verilen emirleri yapan, terbiye olmak isteyen bir insan demektir. Yani tarikatı, sen tarikatlı mısın? Ne demek? Yani senin bir şeyhe intisabın var mı? Türkiye'de tarikat tasavvuf manasında kullanılıyor, onu söylemek istiyorum. Türkiye'de tarikat tasavvuf manasında kullanılıyor. Risale-i Nur'da da tasavvuf manasında kullanılıyor. Risale-i Nur'da da tasavvuf manasında kullanılıyor. Tarikat berzahına girmeden, tarikat eğer bir yol olsa, ne demek berzahına girmeden ne demek? Zaten bir yolsa yolsa gideceksin yani. Ama manevi terbiyeden bahsediyor. Yani tasavvuf ilminden bahsediyor. Tasavvuf ilmi bir berzah ilmidir. Yani zikir ağırlıklı bir ilimle aşk mesleğidir. Zikir ağırlıklı terbiye metodudur. Tasavvufta zikir mertebesi vardır. Hakikatta huzur mertebesi vardır. Hakikatta huzur mertebesi var. Onun için ne diyor? Ehli tasavvuf gibi, ehli tarikat gibi, ehli tasavvuf gibi hayalen yıkanıyor, kabre konuluyor, bunlar gibi yapmaya mecbur değiliz. İhlas içerisinde. Belki hakikat noktasında zamanı, maziyi hazır zamana getirmek değil, hazır zamandan maziye gitmektir. Yani hakikat mesleğinde
zaman mefhumu yoktur. Tasavvuf mesleklerinde gıyabi olduğu için şeyhi ve aşkı aşık olduğu şey gıyabi olduğu için zikirle onun ismini söyleye söyleye inkişaf eder. Hakikat mesleği huzur mesleğidir. Her an kendisini huzurda bilir. Şimdi kendisini her an huzurda bilen bir insan, başka yerde de söylediği gibi iki ayaklı mezar-ı mütarik, yani tabutunu taşıyan bir insan. İşte ben öldüm, kabre konuldum, ama uygun gelmiyor. Yani zaten her an ölüsün. Her an bir cenazen öbür tarafa geçiyor. Her an yaptığın her iş ikinci bir daha yapılmamak üzere ölüyor. İnsan ömründe hiçbir hareketi aynı aynına iki defa yapamaz. Hiçbir hareketi insan aynı aynına iki defa yapamaz. Bedeni de aynı aynına asla bir anı gibi değildir. Şimdi büyümekte olan bir çocuk, 22 yaşına kadar büyüyor, kundaktaki bir çocuk. Küçükken daha çabuk büyüyorlar, görünüyor büyüdükleri. Bu çocuk duruyor, günde bir santim mi atıyor? Duruyor, günde bir santim mi atıyor? Öyle değil. Hassas cihazlarla ölçten milimetrenin onda biri kadar, yüzde biri kadar daimi büyüme var onda. Daimi büyüme var. Şimdi evet, Kur'an'dan hakikat tarikatı, tarikatı feyiz suretiyle gördüm, bir parça aldım. Yani tarikat aldım diyor, tarikat. Tarikat kurdum diyor yani. Bunu başka türlü anlamak mümkün mü? Onlardaki tarikat, bizdeki tarik. Yani hakikati tarikatı, tasavvufun hakikatini, hakikati tarikatı, tarikatsız, tasavvuf yoluna girmeden, berzaha girmeden, zikir ve rabıta mertebesini atlayıp doğrudan doğruya huzura geçmek. Mesleğini Cenab-ı Hak bana ihsan etti. Bir parça aldım. Ne yapmış o bir parça aldığıyla? Az, fakir, şefkat, tefekkür tarikini kurmuş. Nakşibendiler 10 katve ile gidiyor. Kadiriler, cehriler 7 katve ile gidiyor. Azimendiler, nurcular 4 katve ile gidiyor. Yani hakikati tarikatı, tarikatsız tasavvuf yoluna girmeden, onların gereklerini yapmaya mecbur olmadan doğrudan doğruya bir tarikatı kurmak bana nasip oldu. Açık söylüyor bunu. Allah razı olsun kardeş, işimizi kolaylaştırmış. Bizim de söylediğimiz bu zaten. Bilinen manada tarikat değildir. Başka bir tariktir. Niye tarikat o deyince onlarınki anlaşılıyor da bizimki niye öyle anlaşılmıyor ki? Kelime zorluğu mu var yani? Kelime darlığı mı var? Yani az fakir şefkat tefekkür tariki. Bu yol. Der tariki azmendi. Bu da tarikat. Ne oldu? Der tariki nakşbendi. Lazım Ahmet çağrı terk. Terki dünya, terki hukuba, terki hepsi, terki terk. Bu tarikat. Der tariki nakşbendi dedin mi? Bu tarikat. Der tariki azmendi dedin mi? Bu yol. Niye? Ne oldu da? Şey mi oldu? Cinsiyet mi değişti? Orada der tariki nakşbendi ne manaya ise
Aşağıda da der tarik-i azmeni aynı manayadır. Aynı kelimeleri kullanıyor. Bu mesele mühim bir meseledir, uzun bir meseledir. Biz bu meselede bir şey çalışması yapmışız. Yani Risale-i Nur'un anlaşılması kursunda anlayabildiğimiz kadarıyla bir kitap çalışması var. Eğer adresi verirseniz size bunu kitaptan gönderelim. Risale-i Nur İrşad Kapısı. Risale-i Nur İrşad Kapısı diye. Bundan bir tane size kardeşime göndereyim inşallah. Bu ezberlenmiş bir şeydir. Yani kardeşimizin söylediği nurcular arasında ezberlenmiş olan bir şeydir. Ama ezberi bozmak lazım. Tahkik ehliyiz biz. Eğer ezber hakikate uyuyorsa eyvallah. Ama ezber hakikate uymuyorsa ezberi terk edip hakikati tutmak lazım geliyor. Daha birçok yerlerde, yani bir düsturda, başka yerlerde, birçok yerlerde üstad tarikat kurduğunu alenen söylüyor. Ve Hulusi Bey'in bu parçalardan hangisini yanında okuyordum bilmiyorum. Okuduğum zaman aynen tabiri şudur. Aynen. Eksiksiz fazlasız. Üstad ehli tarika diyor ki bu da bir tarikattır. Üstad ehli tarika diyor ki bu da bir tarikattır. Zaten bu mesele açık bir şekilde beyan edilmiş. Bu kardeşimizin söylediği ezberlenmiş bir şey. Mesela buna en çok tarikat olmadığına delil 5. mektubu gösterirler. Halbuki ben 5. mektubun tarikat olduğunu ispat eden bir mektup olduğunu söylüyorum. Risale-i Nur'un mühim şifrelerinden, mühim sırlarından biri bu. Mühim sırlarından biri. Yalnız bu tarikat, yani Risale-i Nur tarikatı, diğer tarikatlar gibi sadece bir insanı, bir cemaati, bir cemiyeti ıslah etmek için kurulmuş şey değil. Nizama giden bir tarikattır bu. Dünya İttihad-ı İslam'a götüren bir tarikattır bu. Dünya İttihad-ı İslam davasını tahakkuk ettirecek bir tarikat. Onun için diğer tarikatlar gibi az, fakir, şefkat, tefekkür tarikatını yaptın, tamam. Evliya oldun, maşallah. Biz de öyle değil, biz askeriz. Ne zamana kadar? Dünyada tek kafir kaldıkça biz askeriz. Dünyada tek kafir varsa bizim işimiz bitmemiş. Askeriz. Hem nefsimizle meşgul oluruz, hem hizmetle, hem de biz Risale-i Nur talebesiyiz. Yani dünyanın neresinde görülmüş 60 sene aynı eseri okuyor, yine adı talebe. 60 sene Hulusi Bey, 60 sene okudu. Yine adı talebe. Nerede görülmüş bu? Hangi eğitim sisteminde var bu? Ama bu ordinarius profesör olur insan ya 60 senede bir kitap üzerine. Öyle normal profesör de olmaz. Ali Fuat Başgil gibi ordinarius profesör olur. Ama asker ünvan almaz. Asker askerdir. Asker askerdir. Bizim askerliğimizin adı Risale-i Nur talebeliğidir. Bu ünvan en yüksek ünvandır. Bundan yukarı ünvan yoktur. Bediüzzaman ne diyor? Ben de sizin gibi Risale-i Nur talebesiyim diyor. Müellif eserinin talebesi olmuş. Nerede görülmüş bu? Ne zaman görülmüş? İslam tarihinde var mı böyle bir şey? Çünkü yeni bir şey bu. Çünkü düşmanımız yeni. Düşmanımız bugüne kadar gelen düşmanlar cinsinden değil. Ona karşı tedbir de bugüne kadar gelen tedbirler cinsinden olamaz. Sebebi bu. Yani şimdi bundan evvel benim hatırladığım mesela 50'lerde kanser diye bir şey bilinmezdi Türkiye'de.
Ta 57'de Kastamonu'ya giderken babam bir adres verdi. Oğlum, benim teyzemin oğlu orada bir yerde tedavi görüyor. Cebeci'de. Git hastanede kendisini ziyaret et dedi. Ankara'da. Daha o zaman kanserin adı daha belirli değildi yani. Bir çeşit hastalık. Şimdi o gün için hadi kansere şey yap, tedbir al, bilmem ne et. Kanser yok ki ortada. Kanser yok. Ama bugün Alem-i İslam'da bu Süfyan Komitesi'nin yaptığı tahribat, yaptığı düşmanlık, yaptığı İslam'a olan darbeler, vurduğu darbeler bugüne kadar gelen darbeler cinsinden değil. Hatta yeryüzünde, yani İslam'a değil, yeryüzünde hiçbir devlette, hiçbir millette olmamış. Hangi devlette, hangi millette 1000 senelik, 2000 senelik harfini değiştiren bir inkılap olmuştur? Bir tane göstersinler bana. Bir Çinli şey gelmiş, devlet reisi, o da harfi değiştirmemiş. Okumayı yasak etmiş. Kimse geçmişini bilmesin demiş. Okumayı yasak etmiş. Harfe karışmamış. Bizimkinin cinsinden yok. Bizimkinin. Onun için Bediüzzaman'ın programında da bugüne kadar gelen muharebe cinsleri kayıtlı değildir. Yani üstadın kaydı değişiktir. Çünkü muharebe ettiği, düşman gördüğü, düşman bildiği ve düşman olan cepheye karşı onun usulüne göre hareket ediyor. Onun usulü de dünyada bugüne kadar yok. Onun için Risale-i Nur talebelerinin vazifesi yalnız bir has kalbi, bir has vicdanı ıslah etmek değil. İslam'ın şurasını tamir, burasını tamir değil. Topyekün bu memlekette, yani İslam aleminde halife kaldı, hilafet kaldırılmıştır. Halife ilga edilmiştir. Halifelik kurulacaktır. Hilafet-i Muhammediye gelecektir. Şeriat icra ve tatbik edilecektir. Bitti mi? Hayır. Cemahir-i Müttefika İslami olacaktır. İslam devlet, insan cumhuri devletleri. İç işlerimde bağımsız, dışlarında bağımlı cumhuri devletler topluluğu olacaktır. Ondan sonra dünya ittihadı İslam davası tahakkuk edecek. Allah bu kardeşimizden razı olsun. Yalnız bu iş böyle ezberle olmuyor, tahkik etmek lazım geliyor. Bir sual arz edebilir miyim? Efendim, şimdi burada otomatikman insanın aklına bir sual geliyor. O da evet. Şu, aynı yeri Hulusi Efendi okuyor veya siz okuduğunuzda yorumu, Hazreti Üstad diyor ki ehli tarika, bu da tarikattır. Evet. Risale-i Nur'da bir tarikattır. Evet. Siz okuyorsunuz 60 senedir, bunu bu şekilde anlıyorsunuz. Nur Camiası da bunu 80 senedir okuyor fakat yol olarak anlıyor. Burada anlaşılıyor ki aradaki dere büyük bir uçurum teşekkül ediyor. Bu uçurum kapanır mı? Bunlar da FETÖ gibi, Fırak-ı Dalle gibi uzaklaşır mı Risale-i Nur'dan efendim? Bilmiyoruz. Biz kendi işimize bakarız. Allah her şeye kadir. Bir adam Risale-i Nur okuyorsa evvela bir mertebe, bir irtifa kazanıyor. Nur talebeleri mutlaka bir keyfiyet kazanıyor. Bir intisabı vardır yani. Risale-i Nur'a intisabı vardır. Ama çok fark var efendim. Ne yapalım? İnşallah Allah düzeltiverir. Dua edeceğiz yani. Duamızda dahil zaten. Risale-i Nur talebesi deyip günde 5 defa dua ediyoruz. Onlar da dahil. Hepsi dahil. Buyurun. Hasan Halil. Azmendi nefis mücadelesi yapıyor mu? Bize dua edin. Elbette işimizin aslı o zaten. Yani nefis mücadelesi yapmıyorsak ne yapıyoruz? Risale-i Nur'la meşguliyetimiz ne içindir? Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet hususlarının imanı tahkiki tarzında
Hakk'a yakın mertebesine çıkmasına çalışıyoruz. Bizim nefis terbiyesi için metodumuz tarikat metotları gibi değildir. Ayrı bir yoldur yani. Hakikat mesleğidir. Hakikat mesleği tarikattan bir ileri olan terbiye tarzıdır. Hakikat mesleği tasavvuftan bir ileri olan terbiye tarzıdır. Hakikattan sonra şeriat gelir. Yani Adalet-i Kübra nefs terbiyesinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in metodu doğrudan doğruya şeriatla terbiye etmek. Yani üçtür terbiye tarzları. Bir sahabenin mazhar olduğu Velayet-i Kübra. Ondan sonra şeyin 1000 Hicri 300'den 1300'e kadar tasavvufun yaptığı terbiye, Hicri 1300'den sonra da Hazreti Bediüzzaman'a nasip olan hakikat mesleğinin terbiye tarzı. Elbette terbiyeyle uğraşıyoruz. Yani başka neyimiz var ki?